Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz, her hafta bir başka konuyla karşınızda olmaya çalıştığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle çok özel bir gündeyiz. Kurban Bayramı'nı tüm İslam dünyasına tebrik ederiz. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu geçmesini diliyoruz. Bugün son zamanlarda oldukça konuşulan, adeta bir trend olan merkezsiz finans, uluslararası adıyla DeFi konusunu konuşmak istiyoruz. Kripto dünyasının çok yakından bildiği bir konu. Bu konuyu Blockchain İstanbul Merkezi Koordinatörü Sayın Alp Işık'la konuşacağız. Birazdan stüdyo konuğumuz olacak ve kendisiyle bu konuyu etraflıca konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve kamunun tüm işlemlerini, hizmetlerini dijitalleştiren TürkSat'a ve oradaki direktör arkadaşımız Sami Yenici'ye söz vermiş olacağız. Sami Bey telefon attığımızda. Sami Bey. Bilal Bey, yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz tüm ailenizi ve tüm ekibinizi. Teşekkürler, çok sağ olun. Bu hafta hangi servisi ve hizmeti bize anlatacaksınız? Evet, bu hafta ara ara bahsediyoruz. Bu hafta da bahsedelim. Evleri Kapısı'nın mobil uygulamalarından bahsedelim. Lütfen. Zira mobil uygulamamızdaki hizmet kullanım sayısı, web kullanım sayısını geçmiş durumda. Evler Kapısı mobil hizmetlerini mobil uygulamamıza erişmekte mümkün. Android ve iOS işletim sistemli telefon ve tabletlerde kamu kurum ve kuruluşlarının 2600'den fazla hizmetini kullanmak mümkün mobil uygulamalarla. Evler Kapısı mobil uygulamalarınızı cihazlarınıza yüklemek için uygulama marketlerinde e-devlet kelimesini aratmanız yeterli olacaktır. Dinleyicilerimize her hafta hatırlatıyoruz. E-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebileceklerini de tekrar hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Evet, TürkSat'a bağlandık her hafta olduğu gibi ve kamunun bir hizmetinin E-Devlet'te nasıl yansıdığını öğrenmiş olduk. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bugün kripto dünyasının oldukça son günlerde oldukça fazla konuştuğu merkezsiz finans, DeFi konusunu konuşacağız. Blockchain İstanbul Merkezi Koordinatörü Alp Işık Bey telefon attığımızda. Alp Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Öncelikle Kurban Bayramımızı da tebrik edelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de sizinkini tebrik ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bayramın birinci günü olsa da yayındayız. Her hafta olduğu gibi ve dijital dünyanın bir konusunu gündem yapmaya çalışıyoruz. Bu konuyu daha önce programımız kapsamında, çerçevesinde kripto paralar ve blockchain felsefesini anlamak amacıyla birkaç defa gündem yapmıştık. Ama hiç bu konuyu özellikle konuşmadık. Hani arşivlik bir yayın olacağını umuyorum. Öncelikle şunu sorayım. Blockchain'den, kripto paradan farkı ne merkez finansı? Yeni bir şey mi yoksa onların üstünde yükselen bir uygulama mı? Şimdi şöyle kısaca bahsetmek gerekirse, blockchain teknolojisi sayesinde aslında hayatımıza ilk en kullanılabilir ürünü olarak kripto paralar girdi. 2008-2009 yılında Bitcoin'in hayatımıza girmeye başlamasıyla merkeziyetsiz kripto para kavramıyla tanıştık diyebilirim. Şimdi bundan sonra gelen ise akıllı kontrat kavramı girdi. Yani bu blockchain teknolojisinin sadece parayı bir yerden bir yere aktarmak, işte kripto paralarda kullanmak yerine işte bunları noterdeki kayıtlar olsun, tapudaki kayıtlar olsun, sigortacılık sektörü olsun, yani paranın dışındaki şeyler içinde blockchain teknolojisini kullanabileceğimizi anladık ve akıllı kontratlar Ethereum altyapısı üzerinde de hayatımızda hala aktif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi son olarak bu DeFi dediğimiz kavram aslında İngilizcesi Decentralized Finance. Türkçe'ye de bunu merkeziyetsiz finans, merkezsiz finans şeklinde şu anda çevirdik. Bu şekilde kullanılıyor. Kısaca bahsetmekte gerekirse bu merkeziyetsiz finans dediğimiz kavram aslında blockchain teknolojisinden, kripto paralardan farklı bir şey değil. Sadece akıllı kontratlar kullanılarak bu Ethereum üzerindeki kripto paralar sayesinde bazı finansal enstrümanlara ulaşmamızı sağladı. Bankacılık işlemlerine ulaşmamızı sağladı. Yani çok basit bir örnek verecek olursak, Bitcoin'le bir yerden bir yere para aktarımı yapmak için kullanırken, bazı insanlar bunun alım satımını yapıp trade yapmak için kullanırken, bazıları uluslararası ödemelerde kullanırken, DeFi ile birlikte aslında bu merkeziyetsiz finans ile birlikte
sadece para aktarma dışında mesela borç alıp borç verme, kredi alma, kredi verme gibi unsurlar, finansal enstrümanlar artık kripto paralar sayesinde blockchain teknolojisi kullanılarak şu anda yapılabiliyor. Yani blockchain teknolojisinin bir ürünü olan, bir hizmeti olan akıllı kontratların yeni bir ürünü diyebilir miyiz bunun için, akıllı sözleşmeleri? Evet, yani tamamen bağımsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Kripto paralar sayesinde aslında bankacılık işlemlerinin, değişik finansal enstrümanların kullanıldığı bir ürün diyebiliriz, DeFi ürünlerine. Bu ürünü ilk defa kim çıkardı, nasıl ortaya çıktı, ondan bahsedebilir miyiz? Tabii şöyle düşünelim, bunu bir mesela şu anda Bitcoin'in kimin icat ettiği bilinmiyor. Doğru. Satoshi Nakamoto diye bir kişi veya kurum da olabilir, birkaç kişiden oluşan bir grup da olabilir. Fakat bundan sonra gelen mesela işte Ethereum'un hayatımıza girmesiyle birlikte, akıllı kontratların girmesiyle birlikte işte Vitalik Buterin mesela Ethereum'u icat eden kişi ve şu anda projeyi hala yürüten kişi kendisi. DeFi'yi icat eden diye birisi, bir kişi yok. Tam tersine şöyle. Buradaki akıllı kontratları kullanarak yazılımcılar bu tarz finansal enstrümanları, akıllı kontratları kodluyorlar. Yani yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, kod yazmayı bilen, akıllı kontratlar mesela Solidity ile yazılıyor çok büyük kısmı. Bunu yani tek bir icat eden diye birisi yok. Yazılımcılar bunların üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Çevresindeki yazılımcılar aslında bunu her gün geliştiriyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Peki bu bir örnek verdiniz ama bu akıllı kontratlar hayatımızda ve DeFi üzerinde neyi değiştirebilir? Hangi sektörler, alanlar bunu daha çok kullanacak? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Akıllı kontrat kavramını biraz açmak gerekiyor. Çok iyi olur. Seyircilerimize yabancı gelmemesi için. Akıllı kontrat dediğimiz şeyler aslında blockchain teknolojisi neydi? En önemli özelliği geçmişe yönelik değiştirilemiyor ve aynı zamanda tamamen şeffaf. Yani kripto paralardakindeki mesela Bitcoin üzerinde olmak üzere geçmişteki aslında bütün işlemleri çok şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve asla da değiştirilemiyor. Şimdi bunu basit bir örnek üzerinden gidelim. Sigortacılık işlemi yapalım. Bir sigorta sözleşmesi yaptığınızda bunu blockchain ağına kaydettiğinizde ileride bir gün gerçekten o sigortadan para almak istediğinizde geçmişe yönelik o sigorta sözleşmesine yönelik hiçbir soru işareti yok. Çünkü tamamen blockchain üzerine kaydedildiği için de hani tamamen kanıtlanabilir bir şekilde burada duruyor. Ve de akıllı kontrat şurada devreye giriyor. Eğer bir olay gerçekleştiğinde siz sigortadan paranızı alacaksanız normalde ne yapmak istiyorsunuz? Sigortacınızı arıyorsunuz. İşte birisiyle muhatap oluyorsunuz. Belki işte bir dilekçe yazıyorsunuz paranın ödenmesi için. Akıllı kontrat dediğimiz şey şu. Eğer bir olay gerçekleşirse ve onun karşılığı sizin sigortadan para almanız gerekiyorsa otomatikman hiç kimseye sormadan sizin hesabınızda kripto para olarak şeyiniz yatıyor. Paranız sigortacılık sektörün sigorta yaptığınız kurumdan yatıyor. Yani akıllı kontratlar aslında otomatize edilmiş yazılımlar diyebiliriz blockchain ağı üzerinde çalışan. Aslında biz aldığımız bütün hizmetlerde, servislerde farkında olalım olmayalım bir sözleşme yapıyoruz. Birincisi o. İkincisi de ticaret, işte noter gibi alanlarda da sözleşmeler yapıyoruz. Bunun üzerine inşa edilen bir şey anladığım kadarıyla. O zaman birçok alanda bu çok kullanılacak. Öyle anlıyorum. Evet, zaten şu anda blockchain teknolojisinin sadece kripto paralarda kullanım alanının olmadığı insanlar tarafından yeni yeni anlaşılmaya başlandığı için Ethereum'un hayatımıza girmesiyle başlamasıyla şu anda mesela bu akıllı kontratlar çok fazla yerde deneysel amaçlı kullanılmaya çoktan başlandı diyebiliriz. Peki bu DeFi uygulamasını, merkezsiz finans uygulamasını şu an kullanan kurumlar, sektörler hani örneklendirecek olursak neler var? Şimdi ilk önce şöyle başlayalım. Ondan sonra bir çok basit bir DeFi uygulaması örneği anlatayım. Harika ben size. Olur. Şimdi bu ilk başta örnekle başlayalım. Şöyle düşünelim. Kripto paralar sayesinde bazı finansal ürünlere erişmekten bahsettik. Mesela çok basitçe bugün işte ay sonu henüz gelmedi. Diyelim maaşınız da ayın birinde yatıyor. Sizin ay sonuna kadar da paraya ihtiyacınız var. Normalde kripto paraya yatırım yapan kişiler işte bunun ileride değerleneceğini düşünebilir ve bunu bozmak istemeyebilir. Hani normal günlük ihtiyacını karşılamak için elinde bulunan kripto parasını bozmak istemeyebilir. Bunu akıllı kontratlar üzerinde çalışan kredi alıp vermenizi sağlayan bazı platformlar var DeFi üzerinde. Buralara bu elinde bulundurduğu Ethereum üzerinden gidelim. Ethereum'larını teminat olarak bırakıp kitleyerek 1 dolara sabit bir kripto para alıyorlar. Bu da DAI diye geçiyor.
ve bu kripto parayı çok rahat bir şekilde Türk lirasına çevirip ay sonuna kadarki ihtiyacını giderebiliyor. Ayın birinde de maaşı yattıktan sonra bu akıllı kontrata teminat olarak bıraktığı Ethereum'ları almak için de borcunu ödeyip hani hayatını o şekilde devam edebiliyor ve bu sayede aslında kripto paralarını bozmamış oluyor diyebiliriz yani. Bozmak istemeyenler için mesela çok basit bir şekilde böyle anlatabiliriz bir tane kontrat örneği. Peki şu an sıcağı sıcağına kullanan alanlar veya şirketler, kurumlar var mı örneklendirebileceğimiz? Şimdi şu şekilde bu DeFi uygulamaları aslında merkeziyetsiz kripto para borsaları üzerinde de şu anda çok ciddi şekilde kullanım alanı yarattı. Mesela geçtiğimiz sene bu merkeziyetsiz borsalar üzerinde sadece işte 1,5-2 milyar dolar seviyesini bulan hacimler bu geçtiğimiz sadece bir hafta içerisinde görüldü 2020'de. Şu anda çok ciddi şekilde özellikle akıllı kontratların kullanıldığı birkaç büyük oyuncu var bu sektörün içerisinde ve bunların hacimleri gün geçtikçe artıyor. Bir de şöyle bir örnek verelim. Mesela internet üzerinden bir eğitim seti satın alıyorsunuz fakat beğenmediğinizde mesela iade edebiliyorsunuz daha sonra. Ya da mesela özel ders alıyorsunuz, birisinden İngilizce özel ders alıyorsunuz. Bu DeFi uygulamaları sayesinde paranızı stream şekilde ödeyebiliyorsunuz. Yani nasıl YouTube'da bir video izlerken altta YouTube videosunun dolmasını izliyorsunuz ya. Doğru. O şekilde karşı tarafa paranızı aktarabiliyorsunuz. Her saniye geçecek şekilde. Yani bunu normalde bir bankacılık ürününde yapmanız mümkün değil. Şey gibi düşünün. Her saniye EFT yapıyorsunuz. Ama mesela bir özel ders almaya başladınız ve çok memnun kalmadınız. 14. dakika 52. saniyede bu özel dersi bitirerek sadece o kadarlık parayı ödemiş olabiliyorsunuz. Mesela böyle ilginç ürünler aslında kripto paralar ve blockchain teknoloji sayesinde hayatımıza girdi diyebiliriz. O halde bu özellikle yaşadığımız problemleri sözleşmelerde, servislerde, hizmetlerde ki yaşadığımız problemleri para iadelerinde olduğu gibi çok kolay çözecek bir uygulamadan, servisten bahsediyorsunuz. Yanlış mı anladım? Mesela yine şöyle bir örnek verelim dinleyicilerimizin daha rahat anlaması için. Mesela bir uçak bileti satın aldınız ve uçak 3 saat röter yaparsa sizin hesabınıza atıyorum işte 500 lira tazminat yatacak sigorta yaptığınız kurumdan. Şimdi normalde teoride böyle fakat pratikte ne olur? İşte uçak 3 saat röter yapar, siz sigorta şirketinizi ararsınız. Fakat onlar işte boarding time'ı biz öyle almıyoruz. İşte kapıdan gate'in açılma saatini alıyoruz diye. Aslında orada bayağı bir muhatap olmaya çalışırsınız. O tazminatınızı almaya çalışırsınız. Olay yani tamamen kusursuz bir şekilde ilerleme. Fakat akıllı kontratta şöyle bir şey var. Siz biletinizi satın alırken 3 saat rotar olması durumunda 500 TL tazminat almak için belli bir miktar sigorta ücretini ödüyorsunuz. Bu blockchain'e kaydediliyor. Blockchain neydi? Geçmişe yönelik değiştirilemiyor ve tamamen şeffaf. Bu blockchain'e kaydedildikten sonra eğer uçak 3 saatten 1 dakika bile geç kalkarsa akıllı kontrat tarafından tamamen otomatik bir şekilde kimseyle muhatap olmadan, kimseye derdinizi anlatmaya çalışmadan tazminatınız, o 500 liralık tazminatınız kripto para olarak sizin Ethereum cüzdanınıza veya belirlediğiniz kripto para cüzdanınıza geliyor. Aslında akıllı kontrat tam olarak bu diyebilirim. Bu akıllı kontrat uygulamaları dolayısıyla kullanıcılar, hizmet alanlar tarafından çok sevilecek anladığım kadarıyla. Kabul edilecek yani ön kabul şimdiden anlattıklarınıza göre. Psikolojik açıdan da hani bir değerin önce kabul edilmesi gerekir ya bu uygulama çok sevilecek ve kullanılacak gibi görünüyor. Zaten hani bu az önce verdiğim örnekler böyle kağıt üstünde olan örnekler değil, yavaş yavaş uygulanmaya başlayan pilot projeleri olan örnekler ve tabii ki insanlar bu şekilde bir hizmet alınca şeffaf bu şekilde işte geçmişe yönelik değiştirilemeyen bir hizmet alması hoşuna gidiyor. Mesela burada herkesin aklına gelebilecek ilk örneklerden biri de telif hakları. Yani siz bir eser ürettiğinizde işte bu gitarda bir müzik de çalabilirsiniz, bir resim de yapabilirsiniz. Bunu siz blockchain üzerine kaydettiğinizde onun telif hakkının size ait olduğu blockchain üzerinde hash yapısında tutulduğunda yani bu inanılmaz büyük bir imkan. Bundan mesela 5 sene sonra bir mahkemede beni o telif hakkının size ait olduğunu söylerken bunu kanıtlamanız müthiş. Çok basit. Müthiş. Çok basit olacak. Evet, harika bir sohbet, bilgilendirici sohbetimiz devam ediyor. Tekrar etmekte fayda var. Blockchain İstanbul Merkezi Koordinatörü Alp Işık'la beraberiz. Yayınımız devam ediyor. Şimdi biz kripto para dünyasında çeşitli şeyler duyuyoruz. Ürünler, para çeşitleri işte Ethereum, Ripple, Bitcoin. Bu akıllı sözleşmeler dünyasında da böyle
markalar mı duyacağız? İşte DeFi gibi. Onlardan biri olarak konumlanacak mı? Yoksa DeFi tamamen akıllı sözleşmeler konusunda hakim mi olacak? Şimdi biraz da işin şu kısmına geçelim isterseniz. DeFi dediğimiz şey, merkeziyetsiz finans dediğimiz şey, bir coin veya token'dan bahsetmiyoruz. Şimdi son zamanlarda özellikle o kadar çok popüler olduğu için ben de 2013 yılından beri YouTube kanalımda Bitcoin ve blockchain ile ilgili içerik üretmeye çalışıyorum. Oradaki analiz sayfasından şunu gördüm. İnsanlar son 3 ayda özellikle DeFi coin nedir, DeFi token nedir gibi aramalar karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar değil mi? Almışlar. Hani burada bir coin, token, bir proje, bir kurumdan aslında bahsetmiyoruz. Yeni bir ekosistemden, yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. İlk önce bunu hani kafadaki karışıklığı atmak için şey yapalım. Onun dışında şimdi sizin de bildiğiniz gibi şu anda 5700 civarı kripto para mevcut. Fakat bunların %97'si belki %98'i tamamen birbirinden kopyalanmış, bazıları gerçekten kötü amaçlı bir şekilde yaratılmış, bazılarının geliştiricisi bile geliştirmeye aslında bıraktığı kripto paralar. Ama özellikle ilk 15, ilk 20 tane kripto paraya baktığımızda sadece Bitcoin değil, mesela Bitcoin dediğimiz şey para transferi için, bazıları değer saklama aracı olarak kullanılıyor. İşte Ethereum dediğimiz şey akıllı kontratların üzerinde çalıştığı platform. Ripple'ın bambaşka bir amacı var. Bankalarla anlaşarak uluslararası ödemelerin çok daha ucuz olmasını getirmek için sağlıyor. İşte bunun gibi bir sürü farklı aslında kripto para var. Ama bunların da gerçekten işe yarayanları ilk 15, ilk 20 kripto paranın pek fazla dışına çıkamıyor. DeFi dediğimiz şey bunların yanına yeni bir tane gelmiş değil. Ethereum üzerinde çalışabilir, Bitcoin daha sonra mesela başka kripto paralar üzerinde çalışabilir. Aslında akıllı kontratlar üzerinde çalışan yeni bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani coin veya bir yeni bir token'dan bahsetmiyoruz burada. Değil. Peki bu sadece Ethereum üzerinde mi çalışacak DeFi uygulamaları? Şöyle, akıllı kontratların çalıştığı bu Ethereum dışında Tron olsun, EOS altyapısı olsun başka kripto paralar da var. Fakat şu anda geliştiricilerin en fazla mesai harcadığı, en geniş topluluğu olan ve çok fazla bu doğal olarak da kaynak olan Ethereum olduğu için şu anda bu akıllı kontratların çok çok büyük bir bölümü, neredeyse tamamı Ethereum altyapısını kullanıyor diyebiliriz. Ülkemizde var mı bu şeye katkı veren yazılımcı, şirket, hani siz o ekosistemi de bildiğiniz için? Şimdi şöyle, biz Blockchain Center olarak da Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde bir Ar-Ge merkezi olduğumuz için ve üniversite olarak ilk işimiz eğitim olduğu için mesela Blockchain Okulu projesi yapmıştık. Sadece mesela burada bir ay içerisinde bile 50 saat boyunca Ethereum'daki Solidity dilini kullanarak akıllı kontratların nasıl yazılabileceğini anlattık. Onun dışında fintech dersleri, kripto para dersleri ve blockchain dersleri olarak geniş bir eğitim yapmıştık. İstanbul Kalkınma Ajansı'nı fonlayarak bunu ücretsiz yapabilmiştik, bu eğitimi. Şimdi o eğitimi alan kişilere baktığımızda şu anda herkes kendi şirketlerinde çok farklı sektörlerden gelmişti. Herkes şunun peşinde aslında. Ben şirketimde blockchain teknolojisini, akıllı kontrat teknolojisini nasıl uygulayabilirim? Verimi nasıl arttırabilirim? Yavaş yavaş da bunun örneklerini görmeye başladık. Ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Hali hazırda iki farklı kişi birbirleriyle iş yapmak zorundalar. Fakat birbirlerine güvenmiyorlarsa, böyle bir şey varsa, senaryo varsa blockchain teknolojilerini kullanmayı deneyebilirler. Çünkü blockchain buradaki bu sorunu çözüyor. Fakat hali hazırda zaten ortada bir güven problemi yoksa ve iki farklı kişi zaten işini yürütebiliyorsa, sadece blockchain kullanmak için blockchain teknolojisine geçmek isterlerse burada gerçekten işini ciddi şekilde etkileyecektir. Çünkü blockchain dediğimiz aslında bir veri tabanıdır ve veri tabanı olarak da çok aslında klasik veri tabanlarına göre şu anda kullanılan oldukça yavaştır. Ama bu yavaşlığı karşılığında da iki farklı tarafın tamamen güvenli bir şekilde iş yapma biçimi sağlayabilir. Yani blockchain kullanmalı mıyız, akıllı kontrat kullanmalı mıyız sorusunun aslında cevabı bu diyebilirim. Cevabı bu. Güven demişken, iki kişi arasındaki ticaret olsun, sözleşme olsun, herhangi bir motivasyonla güven tesis etmek için noter kurumu, insanlık noter kurumu diye bir kurum kurmuş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de var. Noterler nasıl bakıyorlar bu DeFi uygulamalarına, veya hiç haberleri var mı tırnak içinde? Siz mutlaka bir bu konuda irtibat kurmuşsunuzdur veya o dünyayı biliyorsunuzdur. Ya şimdi şöyle düşünelim. Blockchain teknolojisi dediğimiz aslında mesela bu akıllı kontratı Ethereum üzerine yüklediğinizde bu merkeziyetsiz bir şekilde dağılıyor. Yani bunun bir ortak sunucusu, ortak merkezi, işte
işte ne bileyim hacklenebilecek bir bilgisayarı yok. Dünya üzerinde binlerce, on binlerce bilgisayarda bu data tutulduğu için bir tanesi çalınsa, bozulsa diğerinde var. Diğeri yangın çıksa gitse başka bir bilgisayarda var. Dünya üzerinde dağıtık bir şekilde. Şimdi noter kurumlarını düşündüğümüzde elbette bunların da birden fazla yerde yedekleri vardır. Sadece tek bir binada, tek bir bilgisayarda bu datalar tutulmuyor. Ama sonuç olarak tek bir merkezi yerde tutulduğu için blockchain teknolojisi ilk insanların da aklına acaba bu noterdeki datayı tutma biçimimiz mi değişecek? İşte telif haklarında mesela gittiğinizde bir telif hakkı başvurusu yaptığınızda yine bir merkezi yerde tutuluyor. Bu daha sonra değiştirilebilir mi? Bu datanın güvenliği ne olacak? Sorularını aslında oldukça çözebiliyor diyebiliriz. Mesela en son şu Twitter'daki hack olayında da tamamen bir Twitter'ın merkezi bir kuruluş olması ve oradaki admin panelinin, yönetici panelinin ulaşılması yüzünden oldu. Hemen de insanların aklına şey geldi. Acaba merkeziyetsiz blockchain tabanlı sosyal medya uygulamaları mümkün olabilir mi? Aslında sizi bulmuşken tam o konuyu sormak istiyordum. Siz girdiniz. Büyük bir kriz yaşandı o konuda. Özellikle yüksek perdeden kanaat önderleri, siyasetçiler. Dediğiniz şey doğru gider mi sosyal medya uygulamaları? Şimdi öyle olacağı benziyor. Fakat şu anda ilk yani emekleme adımları atılıyor. Bu blockchain tabanlı sosyal medya uygulamaları birkaç tane var. Fakat bir de şöyle bir şey var. Herkes bunu yapabileceği için yani herkes blockchain üzerinde bir akıllı kontrat yaratıp bir sosyal medya uygulaması yapabilir ve bu çalışabilir. Fakat hani hangisi kullanılacak? Twitter gibi bir tanesi popüler olup hani herkesin onu kullanabileceği bir hale gelebilecek mi aslında? Bu biraz açıkçası soru işareti. Ama sadece kavramı düşünecek olursak oradaki Twitter'daki yönetici panelinin ele geçirilip bu şekilde bir kaosa yol açtığı dünyada blockchain tabanlı bir sosyal medya uygulamasında ele geçirilecek bir yönetici paneli olmaması, hacklenecek bir bilgisayar olmaması, hatta bir genel merkezi olmaması bile hani çok ciddi şekilde bize şey katacaktır, avantaj katacaktır. Mesela o Twitter'daki hack olayında da herkesin gözü Twitter'ın CEO'sundaydı. Evet, Twitter'ın evet, o support hesabındaydı. Kimse mesela şeyi düşünmedi. Hani orada Bitcoin kullanarak para transferi için insanlardan Bitcoin toplamaya çalıştılar. Orada mesela Bitcoin'in bir CEO'su yok. Hani mikrofonu çevirebileceğiniz diğer tarafta birisi yok. Şimdi merkeziyetsiz sistemlerde bir de böyle bir şey var. Yani bunun elbette merkeziyetsiz sosyal medyaya geçişte avantajı olacaktır. Ama şu an biraz bu iş için erken diyebilirim. Twitter'ın hatta sanırım geçen sene CEO'sunun böyle bir açıklaması da oldu. Böyle bir yatırım yaptık bir şirkete. İlerisi için diye söylemişti. Mutlaka görmüşsünüzdür. Belki var olan hayatımızdaki uygulamalar dediğiniz sistemlere geçebilir ama önümüzde vakit ver anladığım kadarıyla. Şu tarafa geçecek olursak peki bunun hani finans alanında çalışan, fintech dediğimiz alanda çalışan ve biz kullanıcılar açısından DeFi'ye bakış, merkezsiz finans uygulamana bakış onlar nasıl karşılıyorlar? Oranın psikolojisi nasıl? Şimdi biraz da şundan bahsetmek gerekiyor sizin sorunuza bağlayacak olursak. 2017'nin sonunda bir ICO çılgınlığı yaşanmıştı kripto paralarda. Initial Coin Offering dediğimiz insanlar olmayan projelerin sadece internet sitelerindeki vaatlere göre oralara kripto para yollayıp tokenlar kazanıp bunların aslında değerlenmesini bekleyerek çok fazla bu şekilde yatırım yapmışlardı. Ve tabii ki doğal olarak bu çılgınlık sona erdiğinde ortada çok ciddi mağdurlar olmuştu. Doğru. Şimdi DeFi kısmını düşünecek olursak ICO'dan çok aslında temel bir farkı var. Burada herhangi bir vaat ve herhangi bir ilerisi için şunu yapacağız, bunu yapacağız tarzı uygulamalar yok. Hali hazırda gerçekten çalışan, hani gerçekten iş gören çoğu uygulama bitmiş şekilde zaten şu anda markette bulunuyor. Yani burada aslında en önemli farklardan biri şu. Ama izleyicilerimizi şu yönde de uyarmak, ben yani kendime sorumlu olarak görüyorum bunu. Mutlaka ve mutlaka sadece bir uygulamada blockchain kelimesi geçtiği için, akıllı kontrat ve DeFi kelimesi geçtiği için buralar %100 güvenlidir diye bir şey yok. Akıllı kontratlar bunlar bundan daha önce defalarca kez hacklenebildi. Çünkü bunları yazanlar genelde bir veya iki kişilik yazılım ekipleri bile olabiliyor. Tek başına birisi bir akıllı kontrat yapıp Ethereum altyapısı üzerine bunu yükleyerek herkesin kullanımına sunabiliyor. Yazılımda da devamlı bir açık vardır. Ben de bir bilgisayar mühendisi olduğum için çok rahat söyleyebiliyorum bunu. Her zaman yazılımda bir açık vardır. Ve bu akıllı kontratlar hacklenebilir. Onun dışında kötü niyetli kişiler
biz DeFi projesiyiz, biz DeFi'ye yatırım yaptık, biz DeFi sayesinde teknolojimizi ileri götürdük tarzında aslında hali hazırda hiç çalışmayan, hiç unutulmuş, yüz tutulmuş projelere DeFi üzerinden bu kelimeyi kullanarak pazarlamaya çalışan kötü niyetli kişiler olabilir, olacaktır da. O yüzden hani dinleyicilerimiz, tamam burada bir teknoloji var, blockchain teknolojisi, merkeziyetsiz finans, kripto paralar, stabil kripto paralar bir yere doğru gidiyor. Ama finansal okur yazarlığın en önemli olduğu dönemdeyiz. Eskiden kripto paralar ICO çılgınlığında, kripto paraların ilk çıktığında belki bu kadar önemli değildi. Fakat bu merkeziyetsiz finans ürünlerini kullanmayı birkaç kez deneyimleyebilen kişi zaten hali hazırda bunun aslında çok da pratik kullanılmadığını, yani biraz orada finansal okuryazarlığın ciddi şekilde olması gerektiğini anlayacaktır. O yüzden mutlaka araştırsınlar, öğrenmeye çalışsınlar. Farklı farklı kaynaklardan bunun hakkında bilgi edinmeye çalışmalarını ben öneriyorum. Aslında siz, ben soracaktım, bu işin dezavantajı veya olumsuz şu an için geliştirmesi gereken bir yer var mı? Cevap da vermiş oldunuz. Hani bunun bir saadet zincirine dönebileceği ile ilgili eleştiriler var. Bunun da bir adeta cevabı oldu. Şöyle yanıtlamak lazım. DeFi uygulamaları üzerinde en çok kullanılan uygulamalar kredi alıp kredi verme, işte borç alıp borç verme uygulamaları olduğu için doğal olarak da burada eşten eşe kredi verilmesi gibi uygulamalar olduğu için faiz oranları bazı dönemlerde yükselebiliyor. Doğal olarak da insanlar burada bir yüksek faiz gördüğü için de hani bu tarz eleştirilerin elbette gelmesi normal. Fakat mesela bu faiz oranları da Ethereum'daki her blokta bir değişiyor. Ethereum'daki blok süresi de yaklaşık 12-13 saniyedir. Yani buna bu şekilde eleştiri getirip kestirip atmak yerine mutlaka işin arka planında o faiz oranlarını mesela kimse belirlemiyor. Akıllı kontrat sayesinde arz talebe göre otomatik olarak belirleniyor bunlar. Hani mutlaka buradaki işte okumaları yaptıklarında, araştırmaları yaptıklarında sistemi çok daha iyi anlayabilirler. Harika. Vaktimizin sonuna geldik. Son bir dakika şunu sormak istiyorum. Siz Solidity eğitiminden bahsediniz DeFi uygulamaları için. Sizin Blockchain İstanbul merkezinde bunlarla ilgili eğitimler var anladığım kadarıyla. Biraz 30 saniyede bir bilgi verebilir miyiz? Dinleyicilerimizle ilgi duyanlar olacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi'nin içinde Blockchain Center olduğumuz için hem blockchain ile ilgili, kripto paralarla ilgili, fintech ile ilgili eğitimler veriyoruz, danışmanlıklar veriyoruz. Aynı zamanda fintech yüksek lisans programımızın altında blockchain modülü olduğu için de burada direkt yüksek lisans seviyesinde blockchain ile ilgili dersler var. Hani şu anda mesela araştıran, yüksek lisans yapmak isteyen kişiler oradaki programlara da bakabilir. Onun dışında hani Beşiktaş kampüsünde olduğumuz için dileyen, isteyen gelip hani sohbet edebilir. Onun dışında blockchain teknolojisini öğrenmek isteyenler web sitemize bakıp oradan da gerekli bilgilere ulaşabilirler. Harika. Bir dipnot olarak da söyleyeyim. Alpış'ı Twitter'da ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Bu konularla ilgili hem dertlenmiş şekilde mücadele ediyor, anlatıyor, hem de eğitimci rolüyle hizmet vermeye devam ediyor. Şeref verdiniz programımıza. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ve hayırlı bayramlar da diliyorum bunu unutmadan. Çok önemli. Çok teşekkürler. Evet, harika bilgilendirici bir yayın oldu. Alp Işık'la, Blockchain İstanbul Merkezi Koordinatörü'yle DeFi uygulamalarını, merkezsiz finans uygulamalarını konuştuk. Uluslararası ismiyle DeFi. Bunun eğitimini, olumlu olumsuz yönlerini ve hayatımızda neleri değiştireceğini, hangi alanlarda daha çok kullanılacağını, ama uyarıyı yaptığı her zamanki gibi bunlarda da güvenlik problemleri olabilir. Lütfen dikkat edin. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Bayramınızı kutluyoruz. Tüm İslam aleminin sevdiklerimizle huzurlu geçirilmesini diliyoruz. Haftaya yeni bir programla, yeni bir konukla, yeni bir konuyla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.